Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı çizdiğimiz grafiklerdir. Bugün Kozal, Gudi, Soren, Klimasan ve İzmir Demir Çeliği analiz edeceğiz. Kozal'la başlayalım haftalık grafiğinde. Şimdi Kozal'a baktığımızda arkadaşlar şöyle bir orta uzun vadeli yani büyük grafikte yükselen üçgeni kırdığını ve 90 TL seviyesinde alım seviyesi olduğunu görüyoruz. Zaten uzun vade takip eden kişiler için şuradaki 21 haftalık ortalamanın 5 haftalık ortalama tarafından kesilmesi durum yani 69 TL seviyesi zaten teknik alım noktasıydı. Bu seviyeden alanlar 150'ye kadar kazandı. Şimdi teknik düzeltme yapıyor görüntüsü var. Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar haftalıkta 5 haftalık ortalamanın üzerinde kaldığını görüyoruz. Şu geçen haftaki sert satıştan dolayı hızlı bir şekilde EMA5'in altına kırıldı. Ama tekrardan tepki verip şu an 5 haftanın üzerine attı kendini. 131 TL bu hisse için önemli bir seviye. 131 TL'nin altına düşmemesi ve altında kalıcı olmaması gerekiyor. Şu an tekniğinde problem yok ama o seviye ciddi bir destek olarak çalışacaktır. Günlük periyotta baktığımızda günlükte EMA21'in yani 21 günlük ortalamanın altına düştüğünü görüyoruz. Mutlaka bunun üzerine çıkması lazım. Bu seviyede 133 TL arkadaşlar. 133 TL'nin üstüne atıp kendini kalıcı olması gerekiyor. Çünkü şu an direnç olarak çalışıyor. Çıkmakta zorlanıyor ise. Haftalıkta içim okusar tekniğine baktığımızda problem yok. Parabolik sarın noktaları mumların altında. Ortalamaların üzerindeyiz. Bulutun da üzerindeyiz. Herhangi bir problem yok. Çık üspen dediğimiz ortalamamızda mumların içinde olduğundan dolayı İçim okuda bir problem yok. 9 periyotluk Tenkan-Sen desteğimiz 125 TL'de güçlü bir şekilde duruyor. Bu sebeple içim okuda problem gözükmüyor. King Kong buy sinyalini nerede vermiş? King Kong 80 TL barında buy sinyalini vermiş. Verdikten sonra hissedeki çıkışı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Kozal'ın durumu bu şekilde. Ek olarak bilanço açıkladı. Bilançosu pek iyi değildi açıkçası. Baktığımızda ama teknik olarak 5 haftalık ortalamanın üzerinde olduğundan şu an bir problem gözükmüyor. Özellikle ortalamalarda. Gudi pandemi düştüğünde 3 liradaydı. Hisse 10 liralara kadar tırmandı. Şöyle bir yükselen kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Kanalın üzerine çıktı gidiyor dedik şu 9.80'lerde. Sonra tekrardan kanal içerisine girdi. Endeksteki satış itibariyle. Şuradan bir minör trend çizgisi çizebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bu minör trend çizgisini aşağıya kırmadığı sürece de yine bir problem söz konusu değil. Destekte tutunduğunu görüyoruz. Şimdi ortalamalarına baktığımızda haftalıkta zaten bakın. 5 haftalık ortalama tam minör trend çizgisinin üstüne denk geliyor. Bu da bizi şunu anlatıyor. Şu seviye 9-16 seviyesinin altına düşmediği sürece bu ise problem yok. 9-16 TL'nin altına düşmesi durumunda takip edilmesi gereken 9 haftalık destek seviyesi 8.93'te mutlaka 8.93'ün tutması gerekir. Aşağı düşmesi senaryosunu konuşuyoruz. 8.93 tutmazsa arkadaşlar 8.05'e kadar geri çekilme potansiyeli olabilir hissenin. Yukarıya doğru çıkarken de geçmesi gereken direnç seviyesi 9.70, 9.80'ler. 9.80 TL'yi yukarıya kırıp kanalı yani yukarıya kırdığı zaman artık önü açık olur diye düşünüyorum açıkçası. Soren biraz yatırımcısını yoran bir tahta oldu. Çünkü haftalıkta şöyle bir üçgen var dedik. Üçgeni yukarı kırdı. Kırdığı zaman potansiyel vardı. Sapı kadar gitme. Ama endeksteki satışlar vesaire çeşitli haberler haftalıkta EMA21'in altına kadar indirdiler. Şu an 2.71 TL seviyesi bir stop noktasıydı. Hisse 2.69'da şu an 2.45'e kadar indirmişler. 2.46'ya. Şu an geçmesi gereken en önemli direnç seviyesi 2.73. 2.73'ü geçip üstünde kalıcı olduğu takdirde yeni bir kanala doğru giriş yapabilir. 2.73 önemli bir seviye Soren için.
günlükte baktığımızda da ilk 2.73'ten sonra 2.78 seviyesini mutlaka geçmesi gerekiyor. Çünkü günlükte EMA 21 geçilmediği sürece de bir atak zor geliyor. 2.78 seviyesi de geçilmesi gereken bir direnç olarak çalışıyor şu an arkadaşlar. Ichimoku ortalamasının tekniğine baktığımızda parabolik sarının noktaları mumların üzerinde olduğu için bu negatif bir durum. Ortalamaların da altına inmiş. Yani şu an tek olumlu taraf bulutun üstünde olması. Mutlaka 2.78'den sonra 2.83 seviyesini, yani Tenkan-sen ve Kyujin-sen ortalamalarını da aşıp yukarıya doğru yoluna devam etmesi gerekir. Bu seviyeler de önemli. Geçilmesi gereken önünde çok direnç var. Ama bunları sırayla geçtiği takdirde Zoran'da pozitif trende girme potansiyeli olabilir arkadaşlar. Klimasan hissesine bakalım. Şimdi Klimasan'da da arkadaşlar henüz bir herhangi bir prim söz konusu değil. Yani orta uzun vadede yolum var benim der gibi. Şimdi önemli bir destek seviyesi var şu 22.90'da. Şu 22.90, 22.80 TL seviyelerinin mutlaka destek olarak çalışması gerekiyor. Zaten bu seviyeyi kırarsa burası teknik stoptur haftalıkta. Çünkü EMA 21'e 19.20'lere kadar düşme potansiyeli olur eğer ki 22.80'i kırarsa. Ama kırmazsa da buradan destek alıp yukarıya doğru yoluna devam etmesi gerekiyor normal şartlarda. Temel verilerini de takip etmekte fayda var. Kar, zarar, bilanço durumları vesaire. Tekniğinde şu an bir problem gözükmüyor ortalamalarına baktığımızda. Günlükte 5 günlük tutmuş. Birazcık altını kırmış. Sarkma yaparsa 22.40'a kadar geri çekilme olabilir. Ama 22.40 seviyesini aşağı kırması tehlikeli olur. Ya aşağı kır, öncelikle şu 24 TL, 24.5 TL seviyesini yukarıya doğru kırması gerekiyor. 24.5 TL'yi yukarıya kırdığı zaman arkadaşlar bu direncini geçmiş olacak. Ve ondan sonra geçmesi gereken direnç 28.48 olacak. Bu seviyede geçerse zaten Klimasan'da bir pozitiflik havası olabilir. Ichimoku tekniğine baktığımızda parabolik sar onaylı. Ortalamaların ve bulutun da üzerindeyiz. Herhangi bir problem söz konusu değil. Bak, King Kong şu barda vermiş. Bakın 20 TL barında vermiş bahis sinyalini. Yani yeni vermiş sinyalini. Bazı arkadaşlar King Kong sinyalini soruyor. Hep geçmişte oluyor diyor. Bakın yeni vermiş örneğin. Hani takip etmek lazım. Geri çekilmelerde ortalamanın altına kırılması durumunda da temkinli olmak lazım. İzmir Demir Çelik yatırımcısını üzen bir gökdelen formasyonu yaptı biliyorsunuz. Şu nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Pandemi düşüşünde bu tahta 2.5 lira seviyelerindeydi. 8.5-9 lira doğru çıkardılar. Sonra ikili tepe yaptırıp buradan aşağı doğru sattılar. Buradaki ondan sonra bedelli vesaire ama toparlayamadı. Teknik stop seviyesi zaten şu trendi çizdiğimizde şunun altına kırıldı. 6 TL seviyesi kesin stop seviyesiydi bu ise de. 6 TL'de stop olmayan arkadaşlar şu teknik kırılımda şu an 3.19'lara kadar düştü ise. Ortalamalarına bakıyoruz. Haftalıktaki kesişim noktası da hani 6'da satamayanlar için en azından 5.75'te kesmiş. Zaten şu kesişim ölümcül bir kesişimdir. 5 haftalığın 21 haftalığı kestiği yerde aşağıya doğru hani kaçmak gerekir yani oradan. Bu sebeple bu kesişimleri mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Hani eğitimin önemi burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şu grafik analiz eğitimi aldıktan sonra zaten şu kesişimlerin hepsini yakalıyorsunuz ve teknik stop noktaları, kar alma noktaları hepsini öğreniyorsunuz. Tavsiye ederim yani hani en azından aldığınız hissenin grafiğini bilin, okuyun ve bilinçli bir şekilde yatırım yapın. Durumu bu şekilde. Pozitife geçmesi için 4.20 seviyesini yukarıya kırması gerekir. 4.20'yi kırmadığı sürece biraz problemli gözüküyor açıkçası. İçim o kadar baktığımızda kesin bulutun altına sarkmıştır diyecektim ve sarkmış. Görüyorsunuz bulutun altında parabolik sar zaten negatifte. Ortalamaların altında problem yani arkadaşlar. Sat sinyali de var.
Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemekler analiz yaparım. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. O konuda da yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.